Efendim merhabalar, mutlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum sizlere. Hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. CNN Türk Masası programı başlıyor. Ben Fulya Kalfan. Şimdi hem iç hem dış politikadan yine hareketli bir haftayı geride bıraktık kuşkusuz. İktidar ve muhalefet cephesinde gündem aslında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu pas verdi, biz de golü attık ifadesini kullandı. Ve bu ifadeyle birlikte muhalefet cephesinden de Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler yüksek perdeden gelmeye başladı diyebiliriz belki de. Peki Sayın Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyordu, amacı neydi? Konuklarımızla değerlendireceğiz. Bir diğer yandan dış politikadaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag'daki yaptığı açıklamalar tüm sıcaklığını koruyor, konuşacağız. Bu akşam aslında bu ve benzeri konular konu başlıklarımızdan olacak. Zaman el verdiğince, süremiz el verdiğince konuşacağız. Uzun soluklu da bir yayın olacak. Bu arada CNN Türk Masası hashtagini de kullanarak arzu ederseniz soru, görüş ve önerilerinizi Twitter üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Tabii kimlerle beraberiz bu akşam? Ben hemen kıymetli konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Sayın Doktor Masum Türker. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. İyi yayınlar size de. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Hasan Basri Yalçın da bizlerle. Sayın merhaba. Yalçın siz de hoş geldiniz. Kamuoyu araştırmacısı Sayın Murat Sarı bizimle. Sayın Sarı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ve emekli jandarma Kurmay Albay Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve ASAM uzmanı Sayın Doktor Eray Güçler de bizlerle birlikte. Sayın Güçler teşekkür siz de hoş ederim. Geldiniz. İyi yayınlar Fulya Hanım. Çok sağ olunuz. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, akademisyen Sayın Doktor Alihan Limoncuoğlu da bizlerle birlikte. Sayın Limoncuoğlu siz de hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk, yayınımıza. İyi yayınlar dilerim. Şimdi gündem sıcak, hemen hızlı bir şekilde başlayalım değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Alevi vatandaşlarımız için kurumsal yapı kuruyoruz açıklamasını yapmıştı. Şimdi bir kıymetli konuğumuz bize eşlik edecek. Cem Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Esma Ersin ve kendisiyle konuşacağız. Sayın Ersin merhabalar, hoş geldiniz CNN Türk Masası'na. Merhabalar. Sayın Ersin şimdi öncelikle bu yeni yapılan düzenleme Alevilerin beklentilerine karşılık verdi mi? Ne söylemek istersiniz? Tabii ki. Bir her zaman sıfırdan büyüktür. 1600 yıllık sorunlardan bahsediyoruz. Bir anda çözülme gibi şansı yok ama Cumhuriyet tarihinde atılmış en büyük adım attı Sayın Cumhurbaşkanımız. Şöyle bir gerçek var. Biz her zaman hakkımızı aramak gibi bir nitelik taşımadık. Biz her zaman dedik ki devletimiz babadır ve her evladını bir ve beraber eşit olarak görüyor. Bize uzatılan elin her zaman yanında, karşısında değil de yanında olduk ve uzatılan ele cevap verdik. Bu yüzdendir ki bu adımlar sonucunda 2009 yılından beri süre gelen bu açılımlar bugün bir sonuca vardı, bugün bir nihayete vardı. Ve çok büyük gelişmelere de gebe. İktidarımıza çok teşekkür ediyorum bu açıdan. Gerçekten Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Evet, duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, benim sesim geliyor. Evet, evet. Peki şunu da sorayım size. Şimdi yeni dönemde görev yapacak olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ne zaman çalışmaya başlayacak ve hangi görevleri yapacak? Bununla ilgili de böyle bir düşünceniz, beklentiler nelerdir onu söyleyebilir misiniz? Böyle süreç Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla devam ediyor. Zannedersem, tahminimce söylüyorum, yılbaşından önce bir sonuca varacak. Çalışmalar da şu şekilde ilerleyecek. Sahada belli temsilcileri olacak ve o temsilciler sorunları tek elden çözüm açısından büyük bir kolaylık sağlayacak. Cemevlerinin bazı sıkıntıları, bazı sorunları var. Bazı eksiklikleri var. Bunları gidermek babında genel bütçeden ayrılan payla işlemler biraz daha kolaylaşacak ve hafifleyecek. Ama anlattıklarınızdan şunu anlıyorum aslında Sayın Ersin. Yani bu sorunların çözümünde önemli bir adım olacak, bir başlangıç olacak. Öyle ifade edebilir miyiz? Yani %80'i aşılmış bir boyuttadır. Zamanla da olgunlaştıkça da tamamı kapanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük adımlar, atılan adımlar. Peki. Tarihinde olan ilk şeyler. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Cem Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Esma Ersin, bu yeni kurulan kurumsal yapıyla alakalı görüşlerini aktardı bize. Teşekkürler, sağ olunuz.